Birinci sınıf matematik dersi, üç terimli toplama alıştırmalarını birlikte yapmaya çalışalım. Neden üç terimli diyoruz buna? Önce onu yapmaya çalışalım. Şimdi çocuklar 2 ile 2'yi topladım. 4 etti. Burada hangi sayıları topluyorsun? 2 ile 2'yi topluyorsun. Toplanan sayılar toplamda kaç tane? 1, 2 tane. 2 terimli toplama. Mesela işte 9 ile 7'yi topluyorsun. 16 ediyor. Hangi sayıları topluyorsun? 9 ile 7. Kaç tane sayı topluyorsun? 2 tane. Biz buna iki terimli diyoruz. Ama buraya baktığım zaman 2'yi, 4'ü ve 3'ü. Bu bizim birinci terimimiz. Bu bizim ikinci terimimiz. Bu da bizim üçüncü terimimiz. Yani burada 3 terimli toplama işlemi ve alıştırmaları diyebilirim. Nasıl yapacağım bunu? Üstten alta doğru sırayla yapabilirsin ve istediğin sayıdan başlayabilirsin. Bence istediğin sayıdan başla. Yani büyük sayıları kullanabilirsin. Ben mesela burada 3 ile 2'yi topladım şahsen. 3'ün üstüne 2 ekleyeyim bak. 3 aklımda büyük sayı. 1, 2. 3'ün üstüne 2 eklersem 4. Bir tane daha eklersem 5. 5'in üstüne 1 eklemek demek ne demek? 5'ten sonra gelen sayıyı söylemek demek. Toplam 6 eder. Bu şekilde 1, 1 ve 1'i topluyorsun. Bu birer saymadır aslında. 1, 2, 3. Bunların toplamı da 3 eder. Buradaki sayılarımıza baktığımız zaman. Bakın bu ikisini toplarım. 5'in üstüne 4 ekleyeceğim. 1, 2, 3, 4. 5, 4 daha 5, 6, 7, 8 ve 9. Yani üstteki iki sayı toplayınca 9'u buldum. Üzerine ne diyor? 1 ekle diyor. Bir sayıya 1 eklemek o sayıdan sonra gelen sayı söylemek demek. 9'dan sonra da 10 geliyorsa 9, 1 daha 10 eder. Yani bu üçünün toplamı 10 eder. 5'i, 1'i ve 3'ü toplamam isteniyor. Bakın büyük sayımız 5. Önce ben üzerine, hani sırayla da gidebilirim. İstediğim sayıdan başlayabilirim. Ben 5'in üzerine 3 eklemek istiyorum. 5'in üstüne 3'ü ekleyelim hemen. 5 burada. 6, 7 ve 8. Daha sonra bu ikisinin toplamı 8 ya. Üzerine 1 daha eklemek istiyorum. 8'e 1 daha eklersem 8'den sonra gelen sayımız 9'dur. Direkt oraya 9'u yazabiliriz. 2'yi, 5'i ve 1'i toplayacağım. En büyük sayım 5. Bakın burada üzerine 2 ekleyelim, değil mi? İstediğin sayıdan, istediğin şeyden başlayabilirsin. 5, 2 daha 7 eder. 7'nin üzerine de 1 eklersen 7'den sonra gelen sayımız 8'dir. Demek ki işlem sonucu 8 olur. Diğer alıştırmamız 1, 2 ve 6'yı toplayacağım. 6 burada büyük sayım. Üzerine 2 ekliyorum. 6, 2 daha ne olur? 8 eder. Değil mi? Kolay bir alıştırma. 6 ile 2'yi toplamak zihinden yapılabilir. 8 eder. 1 daha ekleyeceğim. 8'den sonra gelen 1'i daha eklemem gerekiyor. Yani 8'den sonra gelen sayımız 9'dur. 9'u burada direkt yazdık. 2'yi, 3'ü ve 5'i ekleyeceğim. Bakın 5, değil mi? 5, 3 daha ne yapar? Birlikte yapalım. Üstüne 3 ekliyorum. 5, 6, 7, 8. Üzerine 2 daha ekleyelim. 2 çizgi daha ekliyorum. 8'den sonraki sonuç. Şu ikisinin sonucu 8. Üstüne 2 ekleyeceğim. 8'den sonra 9 ve 10 olur. Demek ki bu üçlü toplamanın sonucu 10 eder. İkişer ikişer saymayı biliyorsun, değil mi? Bak burada 3 tane 2 var, değil mi? 3 kere 2 yazılmış mesela burada. İkişer ikişer sayalım sizlerle. 2, 4, 6. Daha demin birer birer saydık ya, bu da ikişer sayma gibi. İşlem sonucu 6. Bakın mesela bu baştaki alıştırmada da 3 tane 3 var, değil mi? 3'ü kaç kere yazmışlar? 3 kere yazmışlar. 3 kere 3'ü yazmışlar. Bakalım. Birinci sayımız 3. Üzerine 1, 2, 3'ü ekliyorum. Sonra bir daha 1, 2, 3'ü ekliyorum. 3'ten başladım. 3, 4, 5, 6. Şu ikisinin toplamı ne oldu? 6 oldu. 6'nın üstüne 3 tane daha ekleyelim. 6 burada zaten. 7, 8, 9. Etti sana 9. 4, 1 ve 4'ü toplayacaksın, değil mi? Aynı rakamların toplamını ezbere bilelim ya. 4 ile 4'ün toplamı 8 eder. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Bu zihinden işlemler için önemli. Ondan dolayı söylüyorum. 4 ile 4'ün toplamı 8. 8'in üstüne 1 ekleyeceğim. Bir sayıya bir eklemek demek, o sayıdan sonra gelen sayı söylemek demektir. 8'den sonra da 9 verir. Buraya da baktığım zaman 3 tane 4 yazılmış, değil mi? Bak 1, 2, 3 tane 4 yazılmış. Yani 4'ü burada 3 kere yazmışlar. 3 kere 4'ü yazmışlar. Bakalım. Birinci sayımız burada 4. Üzerine 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ekleyelim. 4 zaten baştaki. 4 da 5,
6, 7, 8. Yani şu alttaki 4'ü ekledim 8. Zaten bir de burada da yapmadık mı? 4 ile 4'ün toplamı 8. Şu ikisini topladım 8. Şimdi bunun toplamı 8 ya. 8'in üstüne 4 ekleyelim. 8'den başlama lütfen. Sonrakinden başla. 8, 4 ekleyelim. 9, 10, 11 ve 12. Demek ki 3 tane 4, 12 eder. Birinci alıştırmamız 3 ile 3'ün toplamının aynı olan sayıların hani toplamını ezbere biliyorduk artık. 3, 3, 6, 4, 4, 8, 5, 5, 10, 6, 6, 12, 7, 7 daha 14, 8, 8 daha 16, 9, 9 daha 18, 10, 10 daha 20 eder. 3, 3 daha 6, 6'nın üzerine istediğim hani yerden başlayabiliyordum ya. 6'nın üzerine şu 4'ü ekleyelim. Toplamları 10 olan sayılardan da aklına gelebilir. 6'ya 4'ü ekleyelim şu şekilde. 6 deme. Sonra gelen sayı 7. Bir daha ekledim 8. Bir daha ekledim 9. Bir daha ekledim 10. Demek ki buradaki sayıların toplamı 10 eder. Hani istiyorsan yöntem farklı sevgili öğrencilerim. Bakın şu 4 ile 3'ü toplayıp 7'yi bulursun. Sonra üzerine 3 daha ekleyebilirsin. Hiç fark etmez. Daha deminki alıştırmada da 4 ile 4'ün toplamının 8 olduğunu gördük. 8'in üstüne 2 tane ekleyelim. 8. Bir de ekledim 9. Bir tane daha ekledim 10. Demek ki buradaki 3'ü toplama işlem sonucu yani toplam 10 eder. Baktığım zaman yine 3 3'ün toplamını şurada bulmuştuk değil mi? 6 diye. Ondan da yararlanalım. 3 3 de 6 eder. 6'nın üzerine 1 2 3 4 5 tane ekleyelim. 6 bir daha 7. Bir daha 8, bir daha 9, 10, 11. Demek ki bu üçlü toplamanın işlem sonucu 11 eder. Evet, burada da baktığımız zaman 3 tane 5'in yazıldığını görüyorum. Yani 5 burada 3 kere yazılmış, değil mi? 3 kere 5 yazılmış. Bakalım. Şimdi bu aynı sayıların yazılması biraz da ritmik sayılarla da ilgili aslında. 4'er, 5'er ritmik sayma, 2'şer, 3'er ritmik sayma. 3'er, 4'er ritmik saymayı ikinci sınıfta, 6, 7, 8, 9'ar ritmik saymayı üçüncü sınıfta, birer ritmik sayma, ikişer, beşer ve onar ritmik saymayı da birinci sınıfta öğrenmen gerekiyor. Beşer ritmik sayma. 5, kolay aslında en kolayı. 5, 10, 15, 20, 25, 30 diye gider. Yani beşer beşer sayarsın. Birinci sırada ne diyorsun? 5 diyorsun. İkinci sırada 10 diyorsun. Üçüncü sırada 15 diyorsun. Burada da 3 tane 5 vardı yani 3 kere 5 vardı burada. O da o zaman 15 etmez mi? Say bakalım. 5, 10, 15. 6'ya 1, 1, 1 daha ekleyelim değil mi? 2 tane 1'e ekleyelim. 6'dan sonra gelen sayı 7. Bir sonra gelen sayı da 8. Direkt buraya 8'imizi yazabiliriz. Toplamları 10 olan sayıları ezberlediysen 6 ile 4, 7 ile 3, 8 ile 2, 9 ile 1, 5 ile 5 gibi. Bunların toplamı 10. İşlemin kolaylığına bak şimdi. 12 daha. Ben bunu yazı olarak yazmak istiyorum. 12 daha. Söyledim. Dedim burada 12. Direkt onu rakamsal olarak yazmak kaldı bana. 3 terimli toplama işlemini yaparken istediğin sayıdan başlayabilirsin sevgili öğrencim. Mesela ben burada 3 ile 1'den başlarım. Niye? 3'ten sonra gelen sayı 4. Yani şu yuvarlak içerisine aldığım sayı 4. Niye buradan başladım? Öğretmenim diyor ki işte bazılarında diyor daha büyük sayılardan başlıyorsunuz. Ama ben burada 3 ile 1'in toplamının 4 olduğunu biliyorum. Daha sonra da 6 ve 4 var burada. Bakın 6 ve 4'ün toplamı da 10'dur. Hani toplamı 10 eden sayıları da bilirsen 6, 4 daha 10 bunu çok rahat zihinden yapabilirsin. Bak mesela aynısı burada da var. Şimdi 2 ile 1'i toplamak çok basit değil mi? 2 1 daha 3 eder. Yazdım. Sen toplamı 10 eden sayıları biliyorsun. Toplamı 10 eden sayılar. 7 3, 8 2, 9 1, 6 4, 5 5. 7 burada. 3 de burada. 7 ile 3'ün toplamı 10 eden sayılar. Onu direkt buraya yazabilirim. Ha burada 4 ile 3'ten başlamam mesela. Çünkü bak burada toplamı 10 eden bir sayı var. 6 ile 4. İşte bunu ezberlersen zihinden yapmak çok kolay. Niye peki toplamı 10 eden sayılar bizim için önemli? Şimdi ben bunu topladım 10 değil mi? 10'un üstüne de 3'ü ekleyeceğim. Ekleyelim yazıyorum. 10, 3 daha. Söyledim zaten. Bak. Sonucu söylüyorum zaten. Bak burada 13 diyor değil mi? O zaman direkt buraya 13 daha
13'ü yazabilirim. Mesela dedik ki aynı rakamların birbirleri toplamını ezbere bilelim. 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1 vesaire vesaire. Şimdi 5 ile 1'in toplamının ben 6 olduğunu biliyorum. Niye? 5'ten sonra gelen sayı 6. Bir 6 burada, bir 6 burada. Hani bunları ezberlemiştik. 6, 6 daha da etti sana 12. Şimdi 7 burada var değil mi? Çocuklar tabii burada yöntem farklı bak. 1'e mesela 7. 7'nin üstüne 2 ekleyeceğim sonra 1 ekleyeceğim. 7'den sonra 8, 9, 1 daha eklerim 10. Değil mi? Bu şekilde yapabilirim. İşlem sonucu 10. Başka? Bak burada 2 ile 1'in toplamı 3 eder. İstediğinden başlayabilirsin ki burada. 2 1 daha ne eder? 3 eder. 7 artı 3. 7 ve 3 birbirini 10 sayısına tamamlamaz mı? Yani toplamları 10 eden sayıdır. Başka nasıl yaparım öğretmenim? Hani yapabiliyorsan 7 ile 1'in toplamı ne eder? 8 eder. Bak burada da 8 ve 2 yine 10. Toplamı 10 eden sayılar. Üstten alta doğru yapabilirim. Çünkü 7 ile 2'nin toplamı 9 eder. 1 de burada var. 9 ile 1'in toplamı da 10 eder. Toplamı 10 eden sayılar. Yani bir tane işlemde 4 tane yöntem gösterdim sana. İstediğini kullan. İstediğin yöntemle yapabilirsin. Mesela ben burada niye 3 ile 2'yi topluyorum ki? Çünkü burada toplamı 10 eden sayılar var. 7 ile 3'ün toplamı 10 ettiğini biliyorum artık. 10 ile 2'yi topluyorsun. Onun üstüne bir rakam eklemek çok kolay. 10, 2 daha. Söyledim zaten. 10, 2 daha diyorum. Bak şurada. Geriye bunu ne kaldı? Rakamla yazmak kaldı. 12 diyor.